Evet, Fenerbahçe Onyekuru'yu istiyor. Şimdi Galatasaray'ın da aslında Onyekuru'yu yeniden takımda görmek istediğine dair birkaç gündür haberler görüyorum ben gazetelerde. Şimdi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği söyleniyor. Mert Hakan Yandaş'tan sonra bir de Onyekuru için iki takım karşı karşıya gelmiş gibi görünüyor Savaş. Şimdi Onyekuru için iki takım karşı karşıya gelir mi? Gelirse ne şekilde gelir bilmiyorum ama ben Onyekuru'nun Galatasaray'dan gidiş şeklini hiçbir zaman beğenmedim. Ne olduğu hala belli değil. Menajer Davilia, Monaco buradan Onyekuru'yu çağırdı. Onyekuru antrenmanlar bile çıkmadı. Maç kadrosuna alınmadı. O gidiş benim için tamamen böyle bir flu olarak kalacak. Dolayısıyla Onyekuru tekrar Galatasaray'a gelir mi? Gidiş şeklini bana anlatamadılar bir türlü. Çünkü orada Monaco ödemesini yaptık. Neden o bir futbolcu Galatasaray'ın en iyi zamanında Trabzonspor maçından önce takımdan ayrıldı gitti? Yani her gün konuşan yöneticiler, Sayın Başkan bu konuda tam olarak... Ne ben aydınlanabilirim ne Galatasaray camiası aydınlanmıştır herhalde. Ben aydınlanamadım, açık konuşayım. Çünkü şimdi imza atıyoruz. 4 tane Galatasaray futbolcu imzaladı. 4'ünde de Sayın Başkan ve yöneticileri aynı karede görebiliyoruz futbolcuların yanında. Evet. Yani bu pek alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Burada konuşuyorsunuz. Onyekuru'nun neden olmadığını ben hala gerçekten neden Galatasaray'dan aldığını bilmiyorum. Bilmek de istiyorum, benim gibi birçok insan var. Biz parasını ödedik. Parasını ödediysen niye gitti? Neden gitti? Diğer 6 futbolcu pandemi sürecinde takımda kaldıysa, diğer yerde sözleşmesi biten oyuncular da kaldıysa, Onyekuru'nun gidişi benim için de hep böyle bir karışıklık olarak kalacak. O imzayı veren, o imzalarda orada yer alıyorsunuz. Alabilirsiniz doğal. Donk'un imzası iyi bir şey yapmış, güzel indirim. Kutluyorum. Transferlerin hepsini kutluyorum. Bak bunu çok net söylüyorum. Ama o fotoğraflarda yer alıp, iki tane genç futbolcunuz var Galatasaray'ın altyapısından çıkan. Ali Yavuz Kol belki takımın 3. golcüsü olacak ya da 4. golcüsü olacak. Abdul Samet konuşucu var. Bunlar da niye değil? Bu gençlere moral vermiyorsunuz. Kendi başına gelip orada bayrağın altında poz veriyorlar o futbolcular. Esas destek onlara lazım. Birinin yanında görülecekseniz lütfen gençlerin yanında yer alın. Teknik heyet nasıl bu gençlerin yanında yer alıyorsa o imzalarda keşke gençler de yanında bir büyüğünü görmüş olsaydı. Onyekuru transferi Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe'de Davilia bir Galatasaray bir Fenerbahçe daha önce olduğu gibi Rodriguez'ler de bu menajer... Evet, piyasası olan bir menajer. Yabancıları getiriyor, götürüyor. Galatasaray Emre Kılıç'ı da getiren kişidir. Evet. Ama Onyekuru'yu nasıl getirir? Gelirse nasıl gelecek tekrardan ben bilmiyorum ama Fenerbahçe tekrar söylerim. Eğer Ozan'la Vedat Muriç'i satarsa bu limitlerin açıklanmasından sonra en ağır kalacak denilen Fenerbahçe şu anda transfer çalışmasında bakıyoruz ki bir aylı hızlı gidiyorlar. Görüşlü oyunculara bakıyorsun. Evet. Bayağı iyi gidiyor. Kanat oyuncularını düşündüğümüz zaman şimdi Fenerbahçe son dönemde istikrarsız kanat oyuncularına sahip oldu. Onyekuru'yu düşündüğüm zaman açıkçası ben yine istikrarsız bir oyuncu olarak tanımlarım bana sorsan. Bazı maçlarda çok iyi şey var. İstikrar açısından bakıldığı zaman evet, hızlı bir oyuncu. Bazı maçlarda çok iyi, bazı maçlarda ikili da mücadelelerde özellikle ikili mücadelelerde zayıf kalıyor. Rodriguez de mesela Galatasaray'da Fatih Terim'le beraber büyük bir çıkış yakalamıştı. Tudor'la beraber neredeyse kadroya giremediği maçlar olmaya başlamıştı. Tudor'la hatta birkaç kez maç içinde bile tartışmışlardı. Fatih Terim'le beraber Rodriguez bir çıkış yakaladı. O da Rodriguez biraz daha fiziğini güçlendirdi. İkili mücadeleleri de daha iyi olmaya başladı. Onyekuru da eğer gitmemiş olsaydı belki bu 6-7 haftalık pandemi sürecindeki o 8 haftalık süreçte en iyi oyunculardan bir tanesi olacaktı. Şu süreçte de takımda da çalışmadı. Antrenman eksikliği falan da var. Bunu da kabul etmek lazım. Evet, Fenerbahçe'nin gündeminde olabilir. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe Onyekuru yarışı demeyelim buna. Çünkü Fenerbahçe alırsa işte Galatasaray'ın elinden alıyor ya sonra, hani böyle oluyor ya. Onun için burada yönetimler eğer Onyekuru gündemde değilse bile bence biz Onyekuru'yu o gittiği zaman defteri kapattık demesi lazım bence yani. Bunu evet, bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Gerçekten o bölgeye hızlı bir kanat oyuncusu Fatih Hoca bekliyor. Onyekuru olursa mutlaka sevinecektir. Ama tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'de Onyekuru için evet bir çalışması var. Burada da menajerle de iki tarafı da arası iyi çünkü hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la ilişkileri iyi. Ama son söz söyleyecek olan da Monaco. Eğer Galatasaray'dan futbolcuyu aldıysa tekrar bir daha verir mi? Yani neden aldın, neden veriyorsun derim o zaman ben yani. Niye en gerekli olan yerde götürdün futbolcuyu, buradan çağırdın? Şimdi de eğer birine verecekse tercih hakkı tekrardan Galatasaray mı olur? Aynı Falcao oynayı günlerce bekledi Falcao'yu verdi. Sayın Abdurrahim Albayrak, bizim Monaco kulübüyle ilişkilerimiz iyi dediniz. Ama Monaco ilişkilerimiz iyi. İşte dost kulübüz, kardeş kulübüz geldi. 8 hafta en gerekli yerde Trabzonspor maç öncesi Onyekuru'yu alıp götürdüler. O yüzden ben şimdi tekrar söylüyorum. Fenerbahçe mi Galatasaray mı dersen kim ne kadar istekli bilmiyorum. Ama Galatasaray'la yaşamış olduğu bir sıkıntı var.
Fenerbahçe'de o gelecek olan paralara göre hareket edecektir. Peki kanattan ben yeniden orta sahaya dönmek istiyorum Savaş. Şimdi Gustavo'dan bahsettik, Bakasetas'tan bahsettik. Yine Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim de Sosa. Trabzonspor hala Sosa'dan bir yanıt bekliyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu da biliyoruz Sosa'nın. Ne dersin Sosa Fenerbahçe'ye gelirse nasıl bir katkısı olur? Sosa'nın önceliği bir defa. Trabzonspor'da Sosa'nın da önceliği Trabzonspor. Sayın evet. Ahmet Ağoğlu önce görüşecek. Fenerbahçelere de çok net ifade etmiş. Trabzonspor'la görüşeceğim. Ondan sonra ben size cevap vereceğim diye. Galiba da İstanbul'da Ahmet Ağoğlu'yla bir görüşme yapacak. Ahmet Ağoğlu çok net bir şekilde rakamları kendisine iletmiştir menajerle beraber. Belki bir kez daha görüşecekler. Eğer o rakamlarda bir anlaşma sağlanmazsa Sosa sonra Fenerbahçe'yle görüşmeye başlayacaktır. Ve Emre Belözoğlu'nun çok istediğini biliyorum. Düşüş vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Bazı maçlarda fazla risk almadı. Bazı maçlarda ön plana çıkmadı. Şimdi Sosa oynadığı zaman bütün takım oynuyor. Acaba orada kafaca biraz etkilenmiş olabilir mi? Çünkü pandemi döneminde yapılan basın toplantılarını hatırlıyorum ben. Sosa'nın sözleşmesiyle ilgili konularda Ahmet Ağoğlu hep şey demişti. Yani sezon bitsin oyuncular o zaman bakmak istiyorlar, düşünmek istiyorlar şeklinde açıklamaları vardı. Acaba buralardan biraz etkilenmiş olabilirler mi? Ya mutlaka etkilenmiştir. O pandemi süreci sezon bitsin görüşelim. Doğrusu da sezon bitsin görüşelim. Ben de olsam sezon bitsin görüşelim. Sezon biterken oturduğun zaman... Beni istiyorsunuz diyor. Ben bu kadar para istiyorum evet. diyor mesela. Böyle bir gerçek de var. Şimdi Donk'u ne yaptı Galatasaray? Bekletti. Atiba'yı Beşiktaş ne yaptı? Bekletti. Atiba Beşiktaş'ın çimentosu. Vazgeçilmeyecek şu anda 37-38 yaşına rağmen vazgeçilemeyecek 3 futbolcudan bir tanesi Atiba. Galatasaray için de Donk aynı şekilde. Bekledi. Oturdular. Aldığı rakamın %50 altına. %50'nin bile altına diyor ama geçen seneki alacaklar bonuslarla beraber. Her şartta güzel bir anlaşma. Güzel bir sözleşme yani bir senelik için baktığı zaman. Dolayısıyla burada... Sosa'nın da bekletilmesi, Trabzonspor'un stratejisi bana göre doğru. Bir de son dönemlerdeki performansına bakılırsa ama iyi bir profesyonel. Çok iyi bir profesyonel. Oynadığım adım maçlarda geldi, tribünden takımını destekledi, arkadaşların yanında yer aldı. Ama tekrar söylüyorum, o ilk yarıdaki performansın gerisindeydi. Trabzonspor'da kalırsa oturmuş kadro, iskelet kadro çok fazla bozulmadığı için iyi işler yapmaya devam eder. Fenerbahçe'ye gelirse de Emre Belözoğlu'nun tekrar söylüyorum çok güvendiği ve istediği bir oyuncu. Fenerbahçe'de o Gustavo'nun yokluğunu hiç aratmayabilecek bir oyuncu olabilir. Yani o zaman ne olacak? Sosa, Mert Hakan, Ozan yine orta saha bayağı güçlenecek bir şekil alır yani tekrardan. Ama bu arada yaşı itibariyle de muhtemelen kısa vadeli bir hedef olarak da şimdi kalacak. Fenerbahçe'nin totaline bakarsan... Aslında gelecek, Fenerbahçe şu anda kısa vadeli totale hedefe bakarsak Fenerbahçe belki de doğru bir strateji izliyor evet. sevgili Ezgi. Bunu kabul etmek lazım. İki senedir gelecek adına bir kadro yapalım, iyi işler yapalım gençler. Sezon başında mesela o pandemi sürecinde Sayın Emre Belözoğlu'nun gelecek... Vadeden oyuncuları arıyordu mesela, tarama yapıyordu. Kendisi ve yanındaki ekibi, arkadaşları. Ama şimdi iki seneden kaçan şampiyonluk, bir altıncılık, bir yedincilik. Şimdiki strateji ne oldu biliyor musun? Yedek oyuncu bile 11'de oynayan direkt oyuncu olacak. Bu seneki şampiyonlukları çok net. Şampiyonluktan başka bir şey düşünülmüyor. Evet 34, 35, 33 yaş ortalaması belki yükselecek ama diyor ki Fenerbahçe'nin şu andaki düşüncesi, mantığı biz bu sene şampiyon olacağız. Seneye gençleşme yapacaksak yapalım. E bakıyorsun şimdi Caner'ine, Gökhan'ına, Sosa'sına. Yani, tabii şampiyon olursa, oradan Şampiyonlar Ligi'ne giderse, oradan elde edilecek gelirlerle birlikte bambaşka bir mutlaka, transfer politikası mutlaka da mutlaka bu seneki politika 11'de, 7'ye bile 11'de oynayacak oyuncu olacak. Yani alternatifli oyuncu evet. diyorduk ki mesela işte yedek golcü bile 11'de oynayarak gelecek. Hı hı. O yüzden bu seneki strateji tamamen şampiyonluk üzerine yaşa bakmıyor, tecrübeye bakıyor. Peki bakalım başka hangi isimleri göreceğiz Fenerbahçe'de diyelim. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Malum Beşiktaş'ta artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PAOK maçını bekliyor ve forvetini de PAOK karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.